Allah kabul etsin çocuklar. Bir dakika, doğru değil mi? Hadi. Televizyonda İstanbul için iftar vakti yazıyor. Yani sorayım da ben, ne olur ne olmaz. Hadi hadi. Sıkıntı olmasın, Allah kabul etsin. Çorba. Hadi alalım su. Al bakalım. Al güzel kızım. Bir şey soracağım Meltem. Bir fazla yağ yok değil mi çorbada? Yok yok, çok var. Ay kula. Normal çorba işte, içsene. Doğru mu hayatım? Fazla yağ alırsan rahatsız eder yerim beni. Olmaz öyle şey. Hadi. Suna Bey bikini diyetine başladı. Hayır abiciğim, kampa girdim. Çünkü yarın çok önemli bir sunumum var. Ya niye anlamak istemiyorsun anlamıyorum ya. Allah Allah, bir role play yapacağım. Üç ayrı insana oynayacağım. O yüzden dikkat etmem gerekiyor formuma. Sunacığım, bu masada yiyeceğin her şey gayet sağlıklı. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsin. Gönül rahatlığı dedi Gönül. İlk defa mı yiyorsun Meltem'in yemeklerinden Suna? Hayır canım ama yani... Adamın kampı bile zero. Oğlum adam gibi ye. İstediğin kadar ye. Enerjik ol. Daha iyi. Torba çok güzel olmuş valla. Evet. Kabul etsin. Haluk'cum. Ha. Doğru dürüst demek istedin değil mi canım? Hı? Adam gibi yerine doğru dürüst demek istedin. Ne alakası var şimdi? Ne anladım. Aşkın Allah ya. Kızım. Çetin bak mercimek çorbası. Mert'cim, rica etsem bana şu enginarı uzatır mısın? Tabii. Buyurun. Çok sağ ol. Ya Tuna abi ya, bir bardak su verir misin bana orada? Bu İrem'in yanında. Benden niye istiyorsun İrem'in ensesini? Abi sen versen daha iyi. Tuna ben işte artık ne uzatıyorsun lafı? Versene şunu. Burada ya. Hadi. Abi. İrem koysana şunu hadi. Hadi şöyle kızım. Tuna abi şunu İrem'e uzatır mısın? Tuna Bey verirsiniz. Kızım versene, sen daha yakınsın. Evet, lütfen size verin. Ay Tuna uzatma. Neyi uzatmıyor? Anlamadım ki yani Gönül. Demek yiyorum. Afiyet olsun, tamam. PPK alırsa da gitsem aşkım ya. Aşkım bebeğiniz neden ağlasın? Uyuyor işte, ne güzelmiş şunursa. Hayatım benim tuvalete gitmem lazım diyorum. Tuvalet şurada böyle sağda, koridorun sonunda. Yok, teşekkür ederim, sağ olun. Gitsene oğlum. Beni götüreyim istersen. Gidemez Haluk abi. Niye? Ben kendi evimden başka bir yerde tuvaletimi yapamıyorum da. Her türlü cinslik de bunda ha. Evet, artık herkes öğrendiğine göre ben izninizle kalkayım. Ama dikkat et. Sıkışmış Haluk. Sıkışmış çocuk, ne yapsın ya? Evden uzak olunca ne yapıyor acaba? Aa baba. Ne? Emine. Sen şu ekmeği babamdan uzaklaştır. Baba baba. Ya kızım benim bir şeyim yok, gayet iyiyim sen. Allah Allah. Baba senin yine de karbonhidrat ve ağırlıklı beslenmemen lazım. Olmaz. O zaman ben tatlıya geçeyim. Kemal abi bir sürü seçenek var ha. İyi düşün ne yiyeceğini. Evet, bir sürü seçenek var ama ilaç yok. Babacığım sen tatlı da yiyemezsin. Sence? Ben de onu yiyeyim, bunu yiyeyim. Ne yiyeceğim? Babacığım bir sürü bak sebzeler şeyler var. O zaman pastırma yiyin. Bir tane baba, bir tane lütfen. Oy, oy. Oh, Allah kabul etsin. Zeynep'ciğim, hadi gel. Biz odana gidelim. Bebeklerinle oynayalım. Al tabağını da. Hadi. Hadi gel bakalım. Ben alayım onu. Bakalım, gel. Siz anlatın bakayım, nedir derdiniz ha? Neyi paylaşamıyorsunuz? Nasıl ya? Tolga ile İrem konuşmuyor mu? Günaydın Tuna, günaydın. Ay neredeydin sen yani bu konular konuşulurken? Ne zaman konuşuldu benim? Ben şeye konsantreyim ya, yarınki sunuma role play'lere, o yüzden fark etmedim gerçekten. Yani muhtemelen incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir konu ama. Neyse, hadi anlatın.
Ya çocuklar, insan böyle ufak tefek şeyler için birbirini kırar mı ya? Sonra çok pişman olursunuz. Baba niye bağırıyorsun? Kim tamam. Bağırıyor? Baba sen... sakin. Sen mi? Yok ya. Evet, siz dinliyoruz. Meltem abla, bugün bana bir çiçek geldi. Evet. Kendisine bir çiçek geldi Meltem Hanım bugün. Ama kimden geldiği belli değil. Bulamadım oğlum. Bulamadım abi ya. Gönderen beyefendi çiçeğin üstüne isim yazmamış. Böyle romantik bir not yazmış sadece. Ne var bunda Haluk hemen ona? Ne? Meltemciğim, Haluk sal tepkiler işte. Dinliyor musun? Ne demek yani öyle isimsiz çiçekler falan? Ben de aynısını dedim Haluk abi. Duydunuz değil mi İrem'i? Ne diyor Haluk abi? Duydum, duydum. Peki sen Haluk Bey'e bana gelen çiçeklerin üstüne yattığını sen kendin almışsın gibi davrandı söyledin mi? Ana! Ne ya? Öyle değil abi ya. Öyle Haluk Bey. Bana yalan söyledi. Ben? Evet. Ya çok mutlu olmuştu. Ben de kırılmasın diye öyle söyledim yani. Oğlum delikanlı adama yakışır mı öyle şeyler? Senin yapman gereken o çiçeği yollayanı bulup ağzını, burnunu kırıp böyle kan etmek. Aa! Haluk, senin bu önerilerinle önümüzdeki 50 yılda biz muhasır medeniyetler seviyesine ulaşamayız. Hakikaten yani Haluk ya. Çok normal abi, birisi çiçek gelmesin. Bunda ne var ki? Sen zero olduğun için böyle şeyler sana normal. İyi de çiçek gelmiş, ne yapayım? Ben mi istedim sanki? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım. İrem sizin şirketin pazarlama müdürü değil mi? Evet. Ne evet? Kim bilir kaç tane müşteriyle konuşuyor. Müşterilerinden biri göndermiştir. Her müşteri çiçek mi yolluyor? Eğer müşteri ise adını niye yazmıyor? Evet. Canım her müşteri göndermiyor olabilir ama gönderen de olabilir. Acı bir şey söyleyeceğim. Ben insan kaynakları müdürüken oho çiçekler, çikolatalar, hediyeler neler gelirdi? Pardon? Benim niye bunlardan haberim yok? Abi sen de Allah aşkına ya. Ne var bunda? Gurur duyman lazım karınla. Demek ki çok iyi hizmet etmiş, inanılmaz bir servis vermiş. Onlar da çok beğenmişler, çiçek yollamışlar. Ne var? Oğlum delirdin mi sen? Hı? Bir benim karıma çiçek yollayacak, ben de bununla gurur duyacağım. Adamı hırç ederim. Ne var bunda damat? Ha? Çiçek gelmiş alt tarafı ya. Sen de ne büyütüyorsun Tolga ya? Sonuçta bir çiçek gelmiş. Kızım sen de anlayış göster işte ya. Adam seni kıskanmış. Tamam, tamam, tamam. Sağ. Allah Allah. Sağ. Bizim zamanımızda asla böyle sebeplerden kavga edilmezdi ya. Nedir bu? Şimdiki aşklar neden yürümüyor? Ondan sonra diyorsunuz ki, aa nerede eski aşklar? Aşkım ben gidip geleyim. Nereye gidiyorsun ya? Otur oturduğun yerde. Burada bir şey anlatıyoruz değil mi? Bir tuvalete gidip geleceğim ki. Ya otur diyorum sana, hala tuvalete gideceğim diyor ya. Nerede kalmıştım ben ya? Ha bana bak çocuklar. Hadi birbirinizden özür dileyin bakayım. Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Hah, aferin. Babacığım sen iyi misin? İyiyim yavrum, şeyim yok. Yalnız biraz uykum geldi, hepsi o. Bir elimi yüzüme yıkayayım, geçer. Meltem, öyle yemekten hemen sonra uykusunun gelmesi pek ayrı alamet değil. Evet, evet. Yarın bir doktora götürelim Haluk. Ben ne yapacağımızı söyleyeyim. Şimdi ben askerdeyken sıhhiyeciydim. Aman Tuna, sen bir şey yapma lütfen. Yarın doktora gidecekler işte, bırak. Ah, artık ben müsaade isteyeyim, gideyim. Biraz uykum geldi, gideyim eve de yatarım. Tamam, babacığım. Ha canım. Böyle uyumaların falan bir enteresan senin. Ben bir randevu alayım yarın Adnan Bey'e uğra. Ha? Adnan Bey'e mi? Yavrum senin randevu almana gerek yok. Ben kendim giderim çocuğum. Aa. Hadi. Çocuklar hoşça kalın hepiniz. Hadi yavrum hocam. Biz de kalkalım mı hayatım? Hadi hoşça başlayalım. Biz de kalkalım. Sağ olun ben sizin için. Görüşürüz abi. Dikkatli git baba. Canım sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de gidelim. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Bebeği öpün bizim için. Yani bunda küsülecek bir şey yok ama sinirlenmek de haklı Tolga. Ama bana bağırması gerekmiyordu Haluk Bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Tabii ki çiçek gelebilir yani. Bunda bir şey yok. Biraz medeni olmak lazım. Biz ona geniş olmak diyoruz. Ya aslında Meltem Hanım haklı. Yani İrem'in bir suçu yok ki abi. Sonuçta çiçeği o istemedi ki kendisine gelsin diye. Yani kibarca haluklaşma demek istiyor Meltem Tolgacığım. Dinleme onları.
Sen bu o çiçeği yollayana ağzını yüzünü kır. Haluk Allah aşkına ya. Biraz bedeni iyileş. Ne olursun ya. Ya söylediğin şeylere bak. Ticari hayatta olur mu abicim böyle bir şey? Yemin ediyorum benim başıma böyle bir şey gelse bir daha o şirketten içeriye adımımı atmam bir ürün. Nasıl bir şey gelse başına? Ya düşünsene abi ben bir şirkette bir kıza çiçek yolluyorum. Ondan sonra çiçeği yolladım diye şirketten geliyor birisi. Benim ağzım burnum kırıp. Pardon sen hangi kadına çiçek yolluyorsun onu da anlayamadım Tuna. Hayır o anlamda yollamıyorum ben. Yani, hangi anlamda? Yani şimdi çiçeği çiçek olarak yollamıyorum. Yani... Oğlum biraz delikanlı ol lan. Neyse tamam kapatın bu konuyu. Ya Tuna? Hadi şu role play'inden birazcık bahset. Ay Meltem, şimdi sabaha kadar konuşuruz. Bildiğin yer geldi. İsim verir misin ne olursun? Benim için çok heyecanlı bir durum bu. Ve yarın önemli bir sunumum var. Yani önemli bir role play bu. Gerçekten çok da iyi çalıştım Meltem. Konu ne? Yeni bir bulaşık makinesi çıkartmış firma. Onun tanıtımını nasıl yapacağımı anlatacağım müşteriye. Anladım. Bir şey söyleyeceğim. Hani şöyle bir prova falan yapsan biz izlesek. Vallahi mi? Ha. Tam da prova zamanı geldi. Tamam o zaman. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı düğüm tutar.